Hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu akşam sizlerle Huzursuz'un kitabı Fernando Pessoa'yı konuşacağız. Şimdi yazarımızı anlatmak üzere Deniz arkadaşımız bizlere bilgi verecek. Buyur Deniz. Sesin kapalı Deniz. Ha, buyur. Tamam Merveciğim. Fernando Pessoa, Portekiz Edebiyatı'nın gelmiş geçmiş en büyük isimleri arasında anılıyor. 1888 yılında doğan yazar, 5 yaşındayken müzik eleştirmeni olan babasını kaybediyor. Sonra annesi Portekiz'in Durban konsolosu biriyle yeniden evlenince Güney Afrika'ya yerleşiyorlar 1896 yılında ve orada bir İngiliz eğitimi alıyor ve İngilizce öğreniyor. 1905'te Lizbon'a döndüklerinde yaşamının sonuna kadar Lizbon'da kalıyor ve orada geçimini İngilizce ve Fransızca iş mektupları yazarak kazanmaya başlıyor. Ve tüm hayatı boyunca evlenmiyor, hep yalnız yaşıyor. Portekiz modernizmin öncülerinden olan Pessoa, Milton, Mary, Keats, Edgar Allan Poe, Walt Whitman, Shakespeare, Baudelaire'den etkileniyor ve ilk şiirlerini İngilizce yazıyor. 1912'de ilk şiirlerini Portekiz Rönesans Hareketi'nin yayın organı A Agüero dergisinde yayınlıyor. Ve simgeci şiirin ve nostalji etkisinde kalarak yayınlanan bu şiirler düz yazı metinlerine eşlik ediyor daha sonra. Eleştiriler ve denemeler de yazıyor. 1913'te fütürist harekette yer alıyor. Fütürizm akımı 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan bir sanat hareketi ve fütüristler gelecekteki teknolojik ve sosyal değişmelerin sanatı nasıl etkileyeceğini, sanatın kendisini nasıl yeniden yapılandırması gerektiğini incelemeye odaklanıyorlar. Daha sonra aslında Pessoa şöyle yazıyor fakat hayatı yaşadığı sürece çok az kitabı yayınlanıyor. Asıl öldükten sonra bir yakın arkadaşı Pessoa'nın sandığından yazdığı çok fazla yazı metni buluyor ve öldükten sonra meşhur oluyor Pessoa. Öldükten sonra o eserler basılıyor. Ama hayatı yaşarken sanat eleştirmeni olarak da böyle yazılar yazıyor. 1914 yılında her şeyi olabilecek bütün tarzlarda hissetmek için kendi içinde gücür olarak bulunan farklı yazar kimlikleri aralarında diyaloğa sokarak onlara yazı aracılığıyla kurmaca bir gerçeklik kazandırıyor. Yani kendisini farklı kimliklerde farklı yazar adlarıyla kitaplar yazıyor. Örneğin bir gün şöyle bir şey diyor. Bir gün kalktım diyor. 30 kadar arka arkaya şiir yazdım ve kendimi Sacanero olarak hissettim ve gerçek kimliğimi onda buldum diyor. Yani Alberto Caeiro, Alvaro Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares gibi kökteş şairleri aracılığıyla yarattığı şiirler var. Hayatı boyunca onlar birkaç dergide yayınlanıyor. Ama asıl ölümünden sonra bir arkadaşı yayınlıyor. Hayatı boyunca bir ödül alıyor. Ulusal Propaganda Sekreterliği'nin açtığı yarışmada bir ödül alıyor ve 47 yaşında sirozdan ölüyor. Karaciğer yetmezliğinden. O öldüğü sırada çok az tanınıyor. Sağlığında yayınlanan 4 kitabından 3'ü İngilizce. Hani yaşamak diyor hani bu şey kitabında da var. Yaşamak aslında bir başkası olmak diyor. Yani o bir başkası olarak yaşadığınız zaman diyor. Hani insan bugün diyor mesela dün hissettiği gibi hissediyorsa eğer aslında yanlış hissediyordur. Yani böyle bir hissetmek olanaksız diyor. Dün hissedilerini bugün de hissetmek değil, hissedilmiş olanı bugün anımsamaktır. Yani her gün insan yeniden farklı şeyler hisseder ve aslında her gün insan yeni kimlikler olarak doğar gibi bir metin yazmış ve ona da uygun
bir hayat yaşamış aslında, yani farklı kimliklerden. O enteresan geldi bana. Ve de hep şeyi vurguluyor. Yani insan hep aslında diyor yalnız diyor. Yani mesela aşk için şey diyor. Aşk insanın hani yalnızlıktan sıkıldığında girdiği bir ruh halidir diyor. Yani insan çok yalnızlıktan sıkılınca aşık olur diyor. Hani aşk da aslında problemli bir şey gibi falan algılıyor. Ve mesela zevkin bir kusur olduğunu yazmış bir o gene huzursuzluğun kitabında. Her zevk bir kusur diyor. Yani hiçbir şeye o kadar bağlanmayacaksınız diyor. Yani her zevk kim bir sınırı olmalı. O zevkler de aslında bir probleme götürür kişiyi gibi savları var. Çok değişik bir yazar ve şiirleri asıl yani şair tarafı daha güçlü yazarlığına göre, ama bütün şeylerinde de, bütün eserlerinde de çok farklı görüşleri var. Türkçe'ye çevrilen eserleri bu en ünlü kitabı, bizim okuduğumuz kitap, Huzursuzluğun kitabı, Can Yayınları'ndan çıkmış. Anarşist Banker de, o iki kitabını da aldım ben, biraz okudum. Anarşist Banker de değişik, o da Can Yayınları'ndan. Onun dışında Türkçe'ye çevrilen yine Kırmızı Kedi'den Pessoa'yı anlatıyor diye bir şey var. Yani 8-9 tane Türkçe'ye çevrilen kitabı var. Benim söyleyeceklerim bu kadar Merve'ciğim. Çok teşekkürler Deniz. Portekiz'e giderseniz eğer Pessoa'nın evini mutlaka ya şey yapın, ziyaret edin. Orada mesela 47 yıllık kısa ömrünün son 5 yılını geçirdi. Çelho'daki Rocha Sokağı'nda şu anda müze haline gelen evi mutlaka görmelisiniz. Ev böyle çok kolay bulunan bir yerde değil. Biraz yokuş falan çıkmak lazım. Ama orada mesela kullandığı masa örtüsü, bardağı, o şey yazı masası, o kadar ondan böyle hatıralar var ki. Ama o çıktığınız yokuşlar sizi şey yapmıyor, üzmüyor eve ulaşınca. Orada mesela o evde o nişanlısına, sevdiği kıza mektuplar yazmış, şiirler. O evin penceresinden o kızın geçişiyle ilgili o kadar güzel ki o şiirleri de. O şiirleri var. O sokak zaten şey olmuş, böyle sanat sokağı gibi olmuş. Çok hoş bir sokak. Sonrasındaki şey, o mezarı da oraya yakın. Şey, yani mutlaka görmek lazım. O evi mutlaka gezmek lazım. Gerçi ben yazarların evlerini mesela Avrupa'da özellikle bunu çok görüyorum. Böyle ticari bir meta olarak sunulmasını da sevmiyorum. Ama gene görmek istiyorum. Gene geziyorum, gidiyorum, buluyorum, arıyorum, buluyorum. Gidiyorum ya o evleri. O evi bir kere çok mütevazi. İşte yatak odası var birinci katta. İşte yatağı var, çekmeceli bir dolabı. İşte yazılarını koyduğu bir sandık var. Çok çok hoş. Yani orada yaşarken mesela şey, Mesaj isimli bir kitabı yayınlanmış. Ondan sonra orada biriktirdiği bütün her şey, o sandıktaki biriktirdiği her şey şu an senin dediğin gibi arkadaş tarafından bir araya getiriliyor ve yıllar sonra yayınlanıyor. Evin ikinci katı müze, kütüphane, müze kütüphane olmuş. Kütüphaneye çevir. Orada için bir sürü Pessoa kitapları var. Onun hakkında yazılan kitaplar var. Onunla ilgili şeyler var. Araştırma yazıları var. O evi inşallah görürsünüz diye temenni ediyorum. Şimdi Nihal'e söz veriyorum. Buyur Nihal. İyi akşamlar herkese. Yani dediğim gibi pandemi döneminde okumuş olduğum bir kitaptım. Üzerinden zaman geçti. Bir 100 sayfasına kadar bakabildim tekrar. Yani Pessoa bu kitabında huzursuzluk aslında bir başkası tarafından anlatılmaya hiç ihtiyaç duymayan
tek kitabı diye düşünüyorum. Neden? Çünkü diğer kitapları biraz anlamak için biraz uğraş gerektirirken bu kitapta kendini en yalın, en sade, en içten, en açık yürekli haliyle ortaya koymuş. Yani kitabın benim üzerimdeki etkisi açıkçası yaşam içinde yaşamayıp yazım dünyasında edebiyat kitabı yazarken yaşamayı tercih eden. Çünkü bir tiksinti var, bir çaresizlik var, bir üzüntü var. Annesi babası küçük yaşta ölmüş ve dışarıya bakış açısı, insanlara bakış açısı öteki pozisyonunda. O yüzden yalnız, yabancı insanlara açtığı kapı kitap üzerinden. Yani ve şimdi yaşaması da çok sancılı. Geçmişiyle alakalı. Yani karşımda yalnızca bir sıkıntı duvarıyla kuşatılmış, taş kesilmiş bir şimdi var. Yani şimdiyi yaşaması çok dramatik, insanı sarsan bir cümle bu. Şimdiyi nasıl yaşadı, anı nasıl yaşadı? Yani umutsuz Pessoa kitabında. Yani hüznü, benim hüznüm eski, hepsinden eski diyor. Her şeyden eski benim hüznüm. Yani ruhum bu haldeyken hayatın hırpaladığı dertli çocuk olduğumu bedenimin tüm bilinciyle hissediyorum. Bir köşeye atılmışım, oyunlar oynayan başka çocukların seslerini duyuyorum. Dalga geçer gibi verdikleri kırık teneke oyuncağı sımsıkı kavruyorum. Bu bile çocukluğunu aile nasıl bir aileden geçemediğini gösteren cümleler. Bir insan nasıl böyle kendini bu şekilde böyle sere serpe yaşamın içinde sunmayıp kitabın içinde sunar? Gerçekten çok aşırı etkileyici. Firar ettiğimi düşleyecek olsam zamanı aşmak için güvenebileceğim salıncaklarım bile yok. Yani kullandığım metaforlar gerçekten beni benden aldı. Yani muhteşem cümleler. Ve bir güvensizlik de hakim. Yani yazıyorum, yapıyorum ama bu kitaba küçük harflerle basılacak bile değer görmeyecek anlamında bir kendisiyle ilgili bir değersizlik algısı var. Yani bir gerçeklik olduğunu, yapraklar nasıl yeşerirse bunun da benim ruhumda öyle cereyan ettiğini anlayabilirsiniz. Yani bu prens işte bu yüzden hiç saltanat süremedi. Yaşatmadan yaşanıp geçmiş bir hayat. Ama diyor bu saçma sapan bir cümle ama diyor. İnsanda hüngür hüngür ağlama isteği uyandırabilirmiş meğer diyor. Gerçekten ben kitaptan çok etkilenmiştim. Bir de çok kötü bir zamanda okudum. Pandemi döneminde zaten o dönem kendi içimizde kapandığımız bir dönemdi. Aslında daha iyi anlamamı sağladı Pessoa'yı. Öte yandan daha içselleştirdim. Bu da beni biraz hırpaladı yani. Yani bu kendisine musallat olmuş insanlar olarak bakıyor. Ve bunların yarattığı acı. Hayatın öbür yakasında bir karikatür gibi altyazı şeklinde geçen bir savaş. Ve beni delirten herhalde kendilerine acı veren şeye teslim oluyorlar bunlar. Temelinde yatan bir isteri, nevrastani diyor, en çarpıcı özellikleri olan öz bilincin içindeki kavşaklar, kesişim noktaları. Yani çok güzel tasvirler var. Ben açıkçası birçok ıstırabını kendinde toplamıştı adeta. Mahrumiyet, bunalım, kayıtsızlıktan doğan acı. Ki kayıtsızlık da zaten aşırı acı çekmekten olur. Çok güzel. Yani çok muhteşem. Yani gerçekten öyle kayıtsızlık da çok acı çekmekten olur. Yani bizi de bize anlatıyor. İnsanı insana anlatıyor. Çok başarılı bir şekilde kendini anlatırken. Yani bitkinliği, yürek sıkıntısı, o durgunluğu, o buz kesen durgunluğum diyor kendi durgunluğuna. Oradaki katılığı görüyor kendindeki de. Pessoa, yani bu kitap gerçekten insana böyle bir iç geçirtiyor. Ve güzel, tam da kitabın ruhuna uygun bir havaya denk geldi. Huzursuz bir hava. Soğuk, yağışlı ve karanlık bir havaya denk geldi.
Yani kalabalıktan hoşlanmıyor. O kalabalığın yarattığı büyük boşlukları görebilenlerden, kendisi öyle ifade ediyor. Herhangi bir hayvan soyundan daha fazla hak edilmeyi hak etmiyor, tapınılmayı. İnsanın bu mağrur gururu, efendim egosu, bencilliği. Yani tanrıların da hayvan kafalı olduğu antik dinlerin dirilmiş hali gibi. İnsanın kendisine bu kadar büyük bir şey çizmesi, kraliyet, büyük bir otorite, iktidar çizmesinden tiksiniyor. Yani Tanrı'ya inanmadığımı biliyordum fakat dümdüz bir hayvan sürüsüne de inanamazdım şeklinde bir insanlara bakış açısı. Bu kendi bilinçaltının tamamen yitirilmesi demek. Çünkü bilinçaltı yaşamın temeli. Kalp düşünebilseydi atmaktan vazgeçerdi. Zaten bu aforizma şeklinde çoğu yerde paylaşılan bir cümle. Kalp düşünebilseydi atmaktan vazgeçerdi. Yaşamayı bilmeden yaşayan bizlere her şeyi reddetmekten başka hayat tarzı, dünyayı seyretmekten başka yazgı kalıyor mu? Yani bu bir yaşama becerisinden mahrum olduğunu kendisi de itiraf ediyor zaten. Dünyanın cafcaflı görüntüsüne yabancı, ilahi olana ilgisiz, insanı hor gören bireyler olarak kendimizi boşu boşuna beyin sinirlerimize uygun düşen karmaşık bir epikürosçu bağrında serpilmiş amaçsız duygulara bıraktık şeklinde tabii bir kötümser melankolik hava var. Bilinmeyen uçsuz bucaksız topraklar gibi yokladık duygularımızı. Yani duygularına insanın kendinin bu kadar duyarlı olup da bu kadar kendi duygularını uçsuz bucaksız topraklar gibi görmesi ya da insanlığı o şekilde görmesi, duygularını öyle görmesi sıkıntılı bir durum. Ben birkaç şey çok etkilendiğim yerleri zamanında yıldız koyduğum yerleri paylaşmak istiyorum. Huzurlu odamda kederler içinde yazıyorum. Şimdiye kadar olduğum, bundan sonra da olacağım gibi yapayalnızım. Merak ediyorum acaba görünüşte pek bir değeri olmayan sesim, binlerce sesin özünü, binlerce hayatın kendini anlatmaya olan susuzluğunu, gündelik yazgısı içinde faydasız hayallerin, iz bırakmayan umutların tutsağı olmuş benimki gibi binlerce ruhun sabrını temsil ediyor olabilir mi? Yani aslında yazdığının insanın yazgısı oldu, pek çok insanın yazgısı olduğunu ara ara. Ama bu tabii çok ağır yaşıyor. O da tabii geçmişiyle ilgili bir şey. Yani o da istiyor güneş, kırlar, bir parça lokma, bir parça ekmeğin huzurunu. Canımı fazla yakmayacak bir yaşama bilincim olsun ve bir de hiç kimseye muhtaç olmayan bir yaşamam. O da istiyor ama kendi içsel şartları buna müsaade etmiyor. Yani sanatçı da diyorum kendi yaşamından feragat eden bir insan mı sanatı için diye de düşünmeden edemiyorum. Çoğu şeyde kitapta öyle görüyoruz. Şimdi bazı yerleri ünlem koymuşum ama yazarın bu şeyine kayıtsız durumlarına falan ama daha çok etkilendiğim yer hepsinden yani bu kitap bir kişinin ağzından gerçekten dile gelip de tamamına erecek bir kitap olamaz. Çünkü her bir pasaj büyük bir derinlik içeriyor. O açıdan ne kadar konuşulsa aynen biz şeyi konuşuyoruz ya Marx'ı konuşuyoruz ya böyle satır satır anlamak için. Pessoa da öyle bir şey yani psikolojik derinliği olan bir yazar. O yüzden mesela bu 9-10 numara her bir numara analiz edilecek bir şey açıkçası. Yani bunun bir patronu var Vasquez diye. Bu patronla bu bizde hükmeden hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz tek düze ve gerekli bir hayatın bir temsilcisi. Bu sıradan adam hayatın sıradanlığını temsil ediyor. O benim için her şey ama benim dışımda. Hayat da böyle. Hayat da benim için her şey ama benim dışımda. Zaten kendisi gayet güzel anlatıyor yani. Burada ben ne şey yapabilirim? Hayatı temsil ediyorsa bu Rouault, Dorest diyor.
benim ikinci kattaki evimde sanatı temsil ediyor. Evet, hayatla aynı sokaktalar ama bir başka yerde ikamet eden, hayatın yükünü hafifleten, buna karşılık yaşamın yükünü hafifletmeyen, işte sanatın etkisi bu. Hayatın yükünü hafifleten ama buna karşı onun yaşamının yükünü hafifletmeyen ve hayat kadar tek düze olan. Yani bu muammalığı, varlığını hariç tutalım. Benim varlığımı hariç tuttuğumda yaşam ne ifade ediyor? Onda kalıcı etki bırakmayan bir o atmosfer. İki kişiyim ben. İkisi de ortalarındaki mesafeyi koyuyor. Aralarında hiç bağ olmayan Siyam ikizleri gibi. Zaten bunu kitap boyunca hissediyorsunuz. Bazen sınırda kişilik bozukluğu mu desek, bipolar mı? Ne artık, yani bir gelgitleri var. Olumlu düşündüğü, olumsuz düşündüğü halde o boşluk duygusu, hiçlik duygusunu kitap boyunca hissettiriyor. Bu uçurumu hissettiriyor. Zaten kendi de olaysız yaşam öykümü diyor. Hayatsız hikayemi anlatıyorum diyor. Olaysız yaşam öykümü ve hayatsız hikayemi anlatıyorum. Bu itiraflarda hiçbir şey söylemiyorsam bu söyleyecek bir şeyim olmadığındandır. Ya herkesin başına gelmiş, yalnızca bizim başımıza gelmiştir. Hissettiklerimi yazıyorsam hissetmenin ateşini azaltmak için başka çarem olmadığından itiraflarım önemli değil. Çünkü hiçbir şey önemli değil. Hissettiklerimle manzaralar çiziyorum ben. Duyularımı tatil ediyorum. Rengarenk bir yumak gibi kendimi açıyorum ve çocukların ipleri açık parmaklarına dolayıp sonra da elden ele geçirdikleri ip oyununu oynuyorum kendimle. Yaşamak başkalarının niyetleriyle örgü örmektir. Zaten kendimde ne bulabilirim, ne anlatabilirim? Duygularımın korkunç derecede yoğun olduğunu, duygularımın sapına kadar bilincinde olduğumu, kendimi mahvetmek için kullandığım keskin zekamı ve beni oyalamaya doymayan düş gücümü, ölü irademi ve onu cap canlı yavrusu gibi kollarında sallayan düşünce gücümü, tığ işi, evet. Yani en zor olan, en ince olan tığ işi. Kaderden ve düşüncelerden örülü kitabımı yavaş yavaş bir şekle sokmak için ard arda dizdiğim bu kelimeler içler acısı halim için hiç kâr etmiyor. Yani insanda gerçekten bir üzüntü uyandırıyor. Ruhumun kağıdına döktüklerim de şu sefil Daodores'in, işte o patronun, içinde dönüp duruyor. Evrenin zengin uzamları ile ilişkileri pek zayıf. Yani onların gerçek hayatta yaşadığı zenginlikle patronun ve çevresindekilerin kendi hayatının evrenle bağını ne kadar fakir bulduğunu, bildiğimiz her şeyin ucu sahip olduğumuz duygulardan birine, bizi biz yapan şeyler ise kendi varlığımıza yabancı bir duyuma çıkar gibi. Perişanlığımdan yapılma uzun kaputuna sıkıca sarılmış, garda bir bankta kıvrılmış uyuyor, kendimi beğenmişliğim. İşte kendine karşı çok da acımasız. Yani kendini beğenmişlikle yokluk, hiçlik arasında kendisine karşı çok acımasız, öz şefkat yoksunu gibi geldi bana. Düşlenmiş imgeler dünyasından eşit paylar alarak doğmuş bilgeliğim ve hayatım. Bazı yerlere zamanın enginliğini açım ben ve koşulsuz olarak ben olmak istiyorum. Yani zaman zaman bunu hepimiz isteriz herhalde. Yani zamanın enginliğini açım ben ve koşulsuz olarak ben olmak istiyorum. Ve ben olduğu, koşulsuz olarak ben olduğu yer kitapları onu hissettiriyor. Öbür türlü koşulsuz olarak ben olamıyor diye düşündürtüyor. Yani hayatını bir mahkumiyet olarak görüyor. Bizi birbirimizden ayıran şey o hayalleri gerçekleştiren gücümüzün ya da kendiliğinden gerçekleştiklerini görecek kadar şansımızın olup olmamasıdır. Onun düşlerimde ben de çıraklar, terzi kızlar gibiyim. Onlardan tek farkım elimin kalem tutması. Yani acı ama acı vermeyeni seçmek. Şimdi diyor ki
Elimde kalem tutunca ben edimimle gerçekleri ayırıyorum. Ruhumda ise onlara benziyorum. Dünya avucumda olsaydı gözümü kırpmadan bir Doğuderes biletine değiştirirdim onu. Patronuna özeniyor. Böyle yaşayanlara özeniyor. Ne kadar rahatlar, ne kadar her şey yolunda gidiyor. Onu anlıyoruz. Dünya avucunda olsaymış gözünü kırpmadan bir Ruhudosa biletini değiştirirmiş o karaktere. Daha mutlu olmak için, daha acı çekmemek için. Belki de sonsuza kadar muhasebeci olarak kalmak benim kaderimdir. Şiir ve edebiyat ise alnıma konmuş bir kelebektir belki. Parlak güzelliğiyle gülünecek halimi iyice ortaya çıkaran bir kelebek. Kendine acıdığını, içten içe acıdığını ve çoğu yaşam da olduğu gibi kendisini bütünlemeyen bir işi yaptığını. Yani muhasebecilik, yani şimdi peso muhasebecilik mi yani bilemedim. Ya ve kendisi olduğu işinde bir kelebek etkisi kadar zayıf olması üzücü, öyle bir yaşamın içinde öyle olması. Aynı zamanda bu kesin bir gerçeklik olduğu için zihinsel yönden de avantajlıyım diyor. Hani zihinsel yönden avantajlıyım çünkü beni de daha da işimle daha da bağlayacak, daha da derinleştirecek. Öte yandan da bundan da memnun. Yani kendi kendiyle bir derdi var. Düşüncelerimde bile olduğum gibi var olabilirdim ama düşüncelerimde bile zayıf ve beli bükük biriyim. Tanrı biz varız ve her şey bundan ibaret değil demek. Tanrı biz varız ve her şey bundan ibaret değil demek. Hayata ayak uydurmamızın tek yolu kendi kendimizle uyumsuz olmak. Tanrısallık saçmalık demektir. Yani bir aslında çok ince halden anlayan bir insan. Çevresindeki gözlemleri, tasvirleri onları gösteriyor. Ve görmezden gelinmeyecek bir bilinç diyor. O bedende bir olduğunu kanıtlayan gizli bir haykırış, birisini bir gravürü bile tarif ederken bile, yani bir fotoğrafı bile tarif ederken bile görmezden gelinemeyecek bir bilinç diyor, bir ruh, bunun haykırışı diyor bir sanat eserini tarif ederken. Ama kendini acıdığını hemen hemen her şeyde görüyoruz. Her heyecana bir kişilik. Her heyecanı bir kişilik, ruhun her haline bir ruh kazandırmak. Müziğin ya da düşün hafif bir soluğu ne olursa olsun yeter ki öyle ya da böyle bir şey hissetmemizi sağlasın. Ne olursa olsun yeter ki bizi düşünmekten bizi alıkoysun. Belki düşündüğü zaman çıldıracak raddeye gelen bir yazar. Hani beni düşünmekten alıkoyan bir şeylere de sığınma ihtiyacı hissediyorum. Gibi bir şeyi var yazılarında. Öldüğünde bir yaşındaymış, kendisi öyle söylüyor. Taparcasında sevdiği annesi öldüğünde aslında Fernando 30 alt dipnotta 37 yaşındaymış. Ne var ki o daha küçük bir çocukken dul kalan annesi yeniden evlenmiş. Bu da Pessoa'nın onu belki de duygusal açıdan ölmüş kabul etmiş olmasına yol açmış. Aslında onun öldüğü tarihle gerçek hayattaki öldüğü tarih arasında ölmüş kabul ettiği bir de durum var ki o da çok üzücü. Onun üzerindeki etkisini görüyoruz. Uyandığımda kendimi hep yabancı kucaklarda adeta yanlışlıkla avutulurken buldum. Duygular dendiğinde kayıtsız kalmam da belki vaktiyle sevilmiş bir çocuk olamamanın üzüntüsü var. Bunun payı var. Uzakta bir yerde yaşayan babam ben 3 yaşındayken canına kıydı. Onu hiç tanımadım. Neden bizden uzak yaşardı? Bunu hala bilmem. Yani bir Pessoa ya gerçekten insanların böyle yetenekleriyle yaşadıklarının böyle buluşmasından böyle muhteşem eserler çıkıyor. Yazgının damgasını yemiş duygusal dünyamın karanlık köşelerinde istemesem de bunları hepsi benliğimin bir parçası. Bunu anlatıyor. Tamam, bir önceki cümlemi anlattı tam olarak işte. Kendi cümlesi tabii ki sanatçı çok sağlam. Yani ben huzursuzluğa duyduğu bir açlığı da gördüm. Yani aslında bir huzursuzluğa biz o huzursuzluk onu da var eden bir şey. Yani o huzursuzluk olmadan huzura da ihtiyaç duyuyor. Ama huzursuzluğu da huzursuzluğa da kendisini açıyor, kapatıyor. Böyle değişik şeyleri var, gelgitleri var. Ne zevk, ne ün, ne iktidar, özgürlük, yalnızca özgürlük.
İnancın hayaletlerini bırakıp aklın hortlaklarıyla haşır neşir olmak sadece ve sadece yeni bir hapishaneye geçmek demektir. Sanat bizi eskimiş resmi putlardan olduğu gibi yine alalede birer put olan yüce gönüllülükten ve toplumsal meselelerden de kurtarır. Sanatın etkisi yani her ne kadar inanç da diyor, akıl da diyor, bunlar da bir hapishane oluyor. Ama sanat, ben de sanat bunun için ihtiyaç duyuyorum diyor sanki cümlesinde. Kişiliğini onu yitirerek bulmak üzerinden tanımlıyor. Onun kişiliği böyle oluşmuş, yitirerek bulmuş kendisini. Ki annesinden, babasından, yaşamından onu anlıyoruz, sevdiklerinden. Gerçekliğin, tek gerçekliğin kendi ruhları olduğunu. Bilmeyen insanlara duyduğum tiksinti, yani düşleri karşısında gerçeklere de tiksinti duyuyor. Gerçekler onun midesini bulandırıyor. Düşleri çok daha yüce ve ruhun en yüce gerçeğiyle karşıya karşıya kaldığımda yararlı olan her şey, dışımda olan her şey, en sık kurduğum düşlere egemen olan saf yüceliğe kıyasla bana uçarı ve kaba geliyor. Benim gözümde en gerçek olan şey benim düşlerim diyor. Gerçek yaşama kabullenemeyişi, içinde olamayışının nedeni, düşlerinin daha canlı, rahat olması, içinde olması onların. Istırap molası dediği şeyler de çok ilginç. Yani ya ilginç değil, tam da ıstırap molası. Yani sokağa düşmüş bir bez parçası olan iğrenç varlığım hayatı görünce kılık değiştiriyor. Yani bir insanın varlığını bir köşeye atılmış bir şey, sokağa düşmüş bir bez parçası olan iğrenç varlığım hayatı görünce kılık değiştiriyor şeklinde ıstırabın dibini, zirvesini yaşıyor yani bu kadar. Ben olmadığım için bütün dünyaya imreniyorum. Ben olmadığı için, dünya ben olmadığı için her şeye imreniyorum. Kendi içinde bulunduğu kaotik ruh durumunu da bilincinde zaten imreniyor dünyada olup bitenlere, böyle kayıtsız yaşayanlara. Sıkıntılı saatlerde yaşadığım bu umutsuzluğa dönüştüm. Şimdiye kadar yapmış, düşünmüş olduğum her şeyin bir tür aldatmaca, bir çılgınlık olduğunu görüyorum. Olmuş olduğum ve gayet açıkça görüyorum ki aslında olmadığım her şey beni yoldan çıkarmış. Yani bu kitap öyle bir hafta, iki hafta, üç hafta, dediğim gibi böyle pasajlarla, böyle her bir pasaj birbirinden güzel ve hiçbirisinde ben ne yapacağımı şaşırıyorum şu anda. Çünkü gerçekten etkisi altında kalıyorum. İnsanın gerçekten var olduğunu ve ruhumuzun gerçek bir kendilik olduğunu hissettiği zaman içinden geçenleri tarif etmesi çok zor. O kadar zor ki bunu insanlara ait hangi sözcükleri yapabilirim bilemiyorum. Hissettiğim gibi ateşim mi yükseldi, yoksa bu hayat, bir hayat uyuru olmaktan gelen ateşin etkisi birdenbire üzerimden mi kalktı bilemiyorum. Evet, yineliyorum. Kendini birden tanımadığı, nasıl geldiğini bilmediği bir şeyde bulan bir yolcu gibiyim ve belleğini yitiren, uzun süre bir başkası olarak yaşayan insanları düşünüyorum. Ben yavaş yavaş atlaya atlaya gideyim. Gördüğüm şeylerin boyundayım. Bu da muhteşem bir şey. Kendi bağlamında gördüğüm şeylerin boyundayım. Sinirlerimdeki olanca dikkati toplayarak bu cümleyi her okuduğumda, bir başkası tarafından söylenmiş, etkilendiği bir yazar, Kai Kuro diye bir bunun şiiri, yani bir başkası tarafından, çünkü gördüğüm şeylerin boyundayım ben, kendi boyumda değil. Herhangi bir gücün zorlaması olmaksızın kendiliğinden doğuvermiş gibi görünen cümleler. Anlamak için kendimi yok ettim. Anlamak sevmeyi unutmaktır. Leonardo da Vinci, insan her şeyi ancak anladıktan sonra nefret ya da sevgi duyabilir demiş. Bundan daha yanlış, aynı zamanda daha manalı bir söz, bilmiyorum. Bunu zaten paylaşmıştı. Merve mi paylaştı bilmiyorum. Şeyde çok etkileyici. Dikkatsiz ruhum vazgeçişlerimden ibaret bir manzarayı izliyor. Yarıda kalmış hareketlerle örülü uzun yollar, doğru dürüst kurmadığım hayallerden oluşan yüce dağlar, ıssız yolları ayıran çalıları hatırlatan savrukluklar,
dilsiz fıskiyeleri olan eski havuzlardan farksız varsayımlar, karmaşık duygularımla dolu bu hüzünlü yığında her şey birbirine karışıyor. Acayip bir felsefe de var. Evet, insanlarla konuşmak uykumu getiriyor. Benim için yalnızca düşler dünyasında yaşayan düş dostlarım, yalnızca düşlerdeki sohbetlerim sahiden gerçek ve belirgin, aynadaki surat gibi birer ruhları da var. Başkalarıyla temas etmek zorunda olduğumu düşünmek bile midemi bulandırıyor. Bir dostum alt tarafı beni akşam yemeğine davet etmeye görsün, tarifi güç bunalımlara giriyorum derhal. Ne türden olursa olsun toplumsal zorunlulukları yerine getirmeyi cenazeye gitmek gibi mesela. Biriyle iş yerinde bir sorunu konuşmak gibi. Tanıdık ya da tanımadık birini garda beklemek. Yani düşününce bunlar onu kendinden ediyormuş, allak bullak ediyormuş. İnsanlarla temasa girme konusunda bir sıkıntısı var. Yani özel alanının ihlal edileceği korkusu var. Özel alanın kamuya açık yaşanmasından rahatsız. Yani bu hem bunu ürkütücü buluyor, anlamsız buluyor. Yani ben özel hayatımı kamuya açık yaşamak istemiyorum demek istiyor diye bende beliren şey. Benim törelerim, yalnızlığın töreleri, insanların töreleri değil kesinlikle. Aynı türden bir zihin olduğu açık. Belki de tek farkı aynı ırktan olmamasıdır. Şeyden bahsediyor, diğer Rousseau, Senancour, öyle etkilendiği yazarlardan aynı zihni paylaşmadığına dair. Yani bir de ben de şey düşündürdü. Yani bu yalnız var olanlar, yalnız var olanlar, yani bir de kalabalıkta yok olanlar. Yani kalabalık ne katıyor ruha? Kalabalıklar insanlara ne katıyor? İnsanlar bir de bir yalnız yaşamaktan hoşlanan insanlarda bir bunaltı, bir bunalım. Kendilerine onlar kendilerine katıldığında onları kendilerinden uzaklaştıran bir kalabalığa tahammül edemeyen bir yazar. Yani her şeyin huzur içinde olması beni kötü ediyor. O da ağır geliyor. Gerçekten acaba dedim, tabii yaşadıklarının etkisi çok büyük de onun dışında, ama böyle bir zihne sahip insan, bilemedim bunu. Yani böyle bir zihne sahip insanın psikolojik çok uçlarda gittiği için bilmiyorum. Var olan evrensel hayat denen hiçliği seyrediyorum. Evrensel hayat denen hiçliği seyrediyorum. Hayattan hiç tat almıyorum. Yapaylık doğallığın yerini aldı. Doğallık ise tuhaflaştı. İyi ifade edemedim. Yapaylık doğal hale gelmedi. Doğallık değişti. Sonuna kadar katılıyorum. Yani gerçekten bazı yapıtlar varken yüzyıllar sonra bile, 100 yıl sonra hani devam ediyor. Çünkü insanı çok iyi anlatıyor. Acayip bir insan felsefesi var. Ben de burayı okurken aynı Pessoa gibi düşündüm. Evet, yapaylık doğallığın yerini aldı. Doğallık tuhaflaştı. Yani yapaylık doğal hale gelmedi. Doğallık tamamen değişti. Hayatımızı kolaylaştıran ürünler bu. Telefon diyor, telgraf ya da kaprislere hitap eden yan ürünler. İşte gramofon, hertz alıcıları. Bunlar kaprislere hitap eden yan ürünler. Muhteşem bir şey. Kaprislere hitap eden yan ürünler. Bunlardan diyor keyif alan insanlar için hayatı eğlenceli kılabilir. Ama ben bunları iğrenç ve yararsız buluyorum. Dördüncü kattaki bir evden görebildiğim için gökyüzünü çok seviyorum. Yani onda gerçek hayatla doğrudan kendisi olarak temas kurmak önemli. Orada bir keyif var. İnsan baskı altında yaşamamışsa özgürlüğün değerini ölçemez. Evet, özgürlükten tat almak, keyif almak, baskılı anlardan, olumsuzluktan çıkan bir şey. Ve romantizmin bütün kötülüğü bize gerekli olan şeyle arzuladığımız şeyi birbirine karıştırmasıdır. Evet, duygusal olduğumuz anda bunu insan olarak, insanlıkta olan bir duygu bu. Hastalıklı olan, gerekli olan ile arzulanan olanı aynı şiddetle arzu etmek. Kusursuzluk özlemi yüzünden ekmeksiz kalmış gibi acı çekmektir. Romantizm hastalığı budur işte. Sanki sahip olmanın bir yolu varmış gibi aya göz dikmek. Ruhlara dünyanın boşluğunu dolduran dinlerdeki aşkın şeyler sadece o yola baş koyanlara en derin gizemler olarak insanlardan uzakta öğretildi gibi toplayayım. Yani dediğim gibi
Sıkmak istemiyorum ama kitap çok etkileyici bir kitap. Yani sınırda kişilik bozukluğu var mı da diye düşündüm. Çünkü çok aşırı şey yaşamış. Uçlarda duyguları var. Yani bir hapsolmuşluğun verdiği bir huzursuzluk ve rahatsızlık durumu. Yani kendini bir sepet içinde banliyö treninde taşınan bir hayvan gibi hissetmesi ve tanımlayamadığı bir hayatı saçma bulması. Küçük bir hayvan olarak kıpırdanıp duruyorum. Bir istasyonlar arasında gittiğim kamışlardan, beyaz şeritlerden örülmüş sepetlerin dışında rahatsız edemez o. Rahat edemiyor. Orada rahat edemediği kesin. Ama öte taraftan oraya da dahil olmak istemiyor. Çevremi saran ortam, eşyanın ruhu. Her şeyin kendine özgü bir dışa vurumu var. Ve bu dışa vurum ona kendi dışından geliyor. Her şey üç eksenin kesişmesinin bir sonucu. O şeyi o kesişme yaratıyor. Kararınca madde bizim onu yorumlama biçimimiz ve içinde bulunduğu ortam. Yani bir masa örneğinden yola çıkıyor. Nesneye masa dediğim, ona bir takım amaçlar, belli kullanım şekilleri yakıştırdım. Yakınında ve üstünde yer alan nesnelerin ona kendi dışında bir ruh kazandırdığı, onu dönüştürerek onda yansıdığı, içine sızdığı düşünceleri yer alacak. Yani bir masa bile tek başına tanımlanamıyor. Yani masayı oluşturan şartlarla masanın dışındaki şartlar, rengiyle diyor, lekesiyle, çizikleriyle, üstüne düşen ışıkla, yani bir şey olmak üzerine bir şeylerin mal edilmesi demek. Bir ağacın hissettiğini, bir ırmağın aktığını, bir gün batımının acı verdiğini ya da dingin denizin gökyüzünün onda olmayan maviliği, güler yüzü kendi dışında yer alan güneş sayesinde olduğunu söylemek belki yanlıştır. Ama her şey dışarıdan gelir. Belki insan ruhu da bir gübre yığınından başka bir şey olmayan, bedenimizi topraktan ayıran, parlayan bir güneş ışığıdır sadece. Kendimizi o kadar büyütmeyelim. Biz bir gübre yığınıyız ama onu bizi dışarıdan besleyen bir güneş ışığı bizi dışarıdan besleyen bir şey bizim var kılıyor diyor. Orada da mal etmek, birilerinden dolayı yaşamın içine girebilmek. Bu düşüncelerden diyor koca bir felsefe çıkabilir. Ama bende o şey yok diyor. Yani ben oraya giremeyeceğim diyor. Ben böyleyim. Düşünmek istediğim zaman görüyorum. Ruhumun derinliğine inmeye niyetlensem kısa süre sonra aklım başka yere kayarak upuzun merdivenin ilk sarmalından çatı yığını paslı tonlarla ıslatarak veda eden güneşi seyrediyor. Fenomenolojinin zıttı gibi. Yani fenomenoloji ne kadar öz taşıyorsa felsefede, o da içindeki etkileri, içerideki etkileri derin ama bana böyle dağınık bir ruh hali gibi geldi. Yani böyle iyimserliğin getirdiği niyetle kötümserlik yapışmış bir benlik duygusu geçti bana. Yani günlük hayatın seviyesini aşan büyük niyetler edinsem de diyor, bir an için salıncakla en tepeye çıkmış bir çocuk gibi kendimi yükseklerde hissetsem, her defasında o çocuk gibi parkın zeminine inmek, savaş sancağını dikmeden, kılıcımı kınından çıkarmaya derman bulamadan bozgunu kabul etmek zorunda kalmışımdır. Yani kendi ruhunu kendi aşağı çeken, ama bunu tabii bilinçli bir şekilde yapmıyor, o içinde bulunduğu ruh hali öyle. Böyle aşağıya doğru çeken, bozguna uğramış, sancaksız bir ordunun verdiği bu yararsız savaşa atıldığımı hissediyorum. Yani neyin savaşını veriyoruz bu hayatta? Arkama dönüp o zavallı, o yenik düşmüş bir sırt görüyor. Bir sırttan bile nasıl etkilendiğini anlatıyor ki. Yani çok etkileyici. Hepsi de diyor aynı benim gibi. Coşkulu, hüzünlü ruhları var insanların. İki taraftan giden. Ve diyor benden diye konuşurken kendilerinden geçen, bencil sessizlikleriyle doyan, saklayacak hazinesi olmadığı halde cimri, kafe kuşları var. Sarhoş olduğu için değil, düşlere daldığı için sendeliyor. Dikkatini var olmayana vermiş. Hala bir umudu var belki. Adalet nedir bilmez tanrılar. Adaleti görünmek istiyorlarsa, gerçekleşmesi imkansız da olsa, düşlerimize dokunsunlar.
dokunmasınlar, pardon. Adalet bu diyor. Düşlerimize dokunmasınlar. Sıradan da olsa bize iyi düşler versinler. Yani tanrılar hayallerimi değiştirsin ama hayal kurma yeteneğime el sürmesin. Kendilerine güzel cümleler ve soylu niyetlerle imparatorluk kuran ama bunu yaşamak için başını sokacak bir yeri, karnı doyacak ekmeği olmayan, dükkan arkalarında kalmış zavallı yarı tanrılar. Komutanlarının zafer sarhoşluğuna kapılarak ortada bıraktığı bir ordunun birliklerine benzer bu insanlar. Ve durgun sularda, bataklıklarda kaybolurlar. Hayallerinden geriye büyüklük kavramından, o orduya ait olmanın anısından ve yüzünü zaten hiç görmedikleri generallerinin ne yaptığını bile bilmemelerinden doğan boşluktan başka bir şey kalmaz. Evet, bu büyüklenme sanrısını açıklayan çok güzel cümleler ve çağımızda da çok var bu yani. Bir yere dahil olmak, yani bir komutan, bir insanın, bir üst şeyin onunla birlikte ifade bulmak, onunla birlikte tanınmak, oradan kendi varlığını kazanmak falan, bu Pessoa'yı tiksindiriyor. Yani diyor işte alt tarafı bir asker kaçağı olduğu halde kendini general olarak hayal eder. O gün hepimiz derilerin çamurlarıyla boğuşarak kimsenin kazanamayacağı bir zaferi kutlarız. Zaferden geriye bir tek biz kalmışızdır. Silkelenmesi unutulmuş bir masa örtüsüne yapışmış bir ekmek kırıntısı gibi. Yani varlığını bu şekilde gerçekten küçültmesi falan da o da işte uçlarda yaşadığının etkisi diye düşünüyorum. Var olmayan kadınların bile direnmeye cüret edemediği Don Juan'lara da rastlayabilirsiniz. Hayatın içinde rastladı. Aslında insanları o kadar iyi tanıyor ki yani insanlarla etkileşime girmediği halde, temasa girmediği halde çok sosyal bir insan, çok sosyal değil, sosyal bir insan değil, toplum insanı değil. Ona rağmen bu gözlemleri, içsel zekası, duyarlılığı, sanatçı duyarlılığı o kadar insanları iyi tanıdığını gösteriyor ki insan içinde olmayıp da insanın dışından bir insan nasıl bu kadar iyi tanınır? Şapka çıkarıyorum. Yani var olmayan kadınların bile direnmeye cüret edemediği Don Juan'lar. Vay vay vay, siz neymişsiniz? Var olmayan kadınların bile direnmeye cüret edemediği. Kendi söylediklerine söyledikleri anda inanır olan onlar. Hatta belki de kendilerine inandırmak için söylerler. Evet, bu büyük kahramanlar diyor 3 nokta. Başka nasıl bilinirse bilinsinler, bir insandır. Bir kazanda kaynayan yılan balıkları gibi kıvrılıp bükülerek üst üste yığıldıklarını görüyorum bunların. Ama içinde kaynadıkları kazanın tutsağı olmuşlar. Mutlu insanlar onlar. Çünkü salaklığın büyüleyici hayal gücü bahşedilmiş ona. Ama ya benim gibi yanılsamasız düşleri olanlara ne demeli? Kendini bu çok güzel anlatıyor yazar yani. Ey okurlar, mutlu olup olmadığımı mı soruyorsunuz? Cevabım hayır. Yani daha ne desin? Utangaçlık asil bir huydur. Ve insan duyguları, erdemler, değerler. Utangaçlık asil bir huydur. Ne yapacağını bilememek övünülesi bir durumdur. Yaşama becerisinden yoksun olmak ise insanı yücelten bir özelliktir. Ve her şeyi dört dörtlük, dört başı mamur bilenler ve yaşayanlar var ya, işte onlardan tiksiniyor. Can sıkıntısı denen uzaklaşma ve sanat denen küçümseme bizim yaşamımıza doyuma benzer bir şeyin parlaklığını veriyor. Ancak parlaklığını. Çürümüşlüğümüzden doğan bu zayıf pırıltılar hiç olmazsa karanlıklarımızın ortasında bir ışık. Sadece acı bizi büyütür. Ben genellikle kendi derinliklerimde bile henüz tasarlanmamış eylemlerin, dudaklarımı uzatırken aklıma bile getirmediğim sözcüklerin, tamamını erdirmeyi umursamadığım hayallerin kuyusuyum. Ben tam inşası sürerken inşa edenin düşünmekten bıktığı, oldum olası kendi yıkıntısından başka bir şey olmamış bir yapının yıkıntısıyım. Ve çok acımasızca kendisine vuruyor. Sıkıntımızın benzersiz kibirli heykelini yükseltiyoruz. Ne mutlu yaşamlarını kimseye emanet etmeyenlere. Bana duyarlı, alıcı, gören bir ruhu var Pessoa'nın. Ve tamamlayayım ufak. İncelikten yoksun cinsellik, cilveleşen maymunları hatırlatan şakalar,
korkunç bir şekilde zerre kadar önem taşımadıklarını bilmeyişleri. Bütün bunlar düşlerin istemsizliğinde, arzunun ıslak kırıntılarından, duyguların çiğnenip atılmış artıklarından yoğrulmuş, iğrenç, korkunç bir hayvanı canlandırıyor gözümde. Yani insan ruhunun incelikten, duyarlıktan nasibini almamış faaliyetleri, etkinlikleri tiksinti uyandırıyor. Zaman zaman hepimiz de uyandırıyordur. Açık yüreklilik, yani açık yüreklilik gördüm. Zaten kendisi de düpedüz net bir şekilde ortaya açık yüreklilikle diyor. Bu ya, sayfalara döküyorum duygularımı. Peki bütün bunlar nedir? Yani neye yarar? Bir şeyler hissettiğim zaman kimim ben? Var iken ölmekte olan hangi şeyim ben? Ki sürekli kendini kurcaladığını, karma karışık, bulanık bir manzarayım sadece. Haykırdığımı duyan olsa haykıracağım ama haykırdığımı ne var ki kimi duygulardan daha başka duygulara bir bulut kafilesi gibi ilerleyen bir ruhum var. Bulutların aktığı gibi duygularının da aktığını hiç kimseyle saklambaç oynuyorum diyor. Bir yerlerde bizi aşan bir oyun varmış. Yalnızca sesini duyduğumuz şekilsiz bir tanrı. Evet, sefillik içinde yaşanmış saatleri, rahatladığım kısacık anları, yanılsamaları, manzaraya doğru yön değiştirmiş büyük umutları, hiç girilmeyen odaları andıran hüzünleri, bazı sesleri, müthiş bir yorgunluğu tasvir eden bu sayfaları okuyorum. Tekrar yazılmayı bekleyen bir İncil bu. Kendi hayatında da böyle. İşte, bu dünyadan beslenen, bu dünyadan alan, o aldıkları üzerinde düşünen ama kendi özel dünyasında yaşayan bir insan Pesso. Yani kendisi de çekingen bir insan. Bir fotoğraf çekme anını anlatıyor ki içler acısı. Fotoğrafın başkası üzerindeki etkisi, fotoğrafın kendisi üzerindeki etkisi, bizzat fotoğrafın konuşması falan. Oralara hiç girmeyeceğim. Yani dışarıdan görünen haliyle tanımlanmak. İnsanların o şekilde tanımlanması onu acı veriyor ona. Yani çünkü yazan ve okuyan olmak üzere bence iki ayrı dünya, yani bu benim yorumum. Daha doğrusu hissiyatım, Pessoa'dan bana geçen şey. Yani yazan ve okuyan olmak üzere iki ayrı dünya ayrı dünyanın bu ayrı mekan, iki ayrı mekanda, iki ayrı zamanda birleşmesi acaba insanı anlamanın daha mı kolay bir yoludur diye düşündüm. Yani paylaşamadığımız, çünkü bunun paylaşamadığı dünyasını böyle apaçık bir açık yüreklilikle okumamız yoluyla bunu bizimle paylaşıyor olması normal hayatta onu tanıyamayacağımız kadar derinlikli bir tanıma. Yani iki ayrı zaman, iki ayrı mekan ama üstünden ne kadar zaman geçerse geçsin insana en çıplak dışarıda tanıyamayacağımız kadar derin bir tanınma. Öteki insanlarla aramda daima derin bir uyuşmazlık olduğunu hissetmemin nedeni sanırım onların çoğunun duyarlılıklarıyla düşünmesi, benimse düşüncelerimle hissetmem, insanın düşünceleriyle hissetmesi. Sıradan insan için hissetmek yaşamaktır, yaşamayı bilmektir. Ben ise yaşamak düşünmektir derim. Hissetmek ise düşünmeyi beslemekten başka işe yaramaz. Yani yeter. Yani dediğim gibi ben 100 sayfaya kadar ancak geldim. Yani kitabın 7'de birini falan konuştum. Pek çok yeri kırmızı kalemle çizmişim. Yani bu kitap nasıl anlatılır ben bilmiyorum. Anlatılmaya da ihtiyaç duyan bir kitap değil aslında. Yazar kendini mükemmel anlatmış. Çok sevdiğim bir kitap. Ama üzüldüm. Yani yaşanmamışlıklar var. Ama kendi tercihleri de var öte yandan. Böyle bir yaşamayı seçmiş. Ama bu yaşamayı seçmesinde de şartlar, ortamlar, işte bu anne baba etkeni, kendi içsel duyarlılıkları, pek çok şeyin etkisi var. Yani ait olmadığı bir iş, içine dahil olmak istemediği insanlar. Biraz bende naiflik, incelik, duyarlılık kadar biraz rahatsızlık da hissettirdi bende. Yani bir rahatsızlığım var bu düzeyde, bu boyutta, bu yüksek şeyde diye düşünmeden de edemedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Nihal. Pessoa aynı zamanda iyi bir düşünürdü de. Burada mesela Huzursuz'un kitabında Nietzsche'nin Ubermes'in mesela göndermesi var. O üstün insan olarak nitelendirdiği kavramı. Ve Agenoğlu
Camus'un doğa ve insan ilişkilerine göndermesi var. Bu kitapta Schopenhauer'ın varoluşla ilgili görüşleri, Kant, Hegel, Pascal gibi düşünürlerin özgür irade ve yanılgı gibi kavramlar hakkındaki görüşlerine de mesela yer vermiş satırlarında. Ya yani bu yani şey bu Evet, onu hani düşünür olduğunun da bir göstergesi. bütün bunlara rağmen düşünmediğini, yani yer yerde felsefeden anlamadığını, bunu felsefe olarak açıklık getiremeyeceğini söyleyecek kadar da alçak gönüllü bir insan. Zaten kitabı sevmemin nedeni o felsefi derinlik, o psikoloji, kesinlikle o söylediklerin, onların etkisi. Ama kendisinde böyle bir öz şefkat eksikliği mi var diye de düşündüm yani. Kendisine karşı Evet, çok acımasız. kendinden kaçma arzusunu görüyoruz. Yani burada mesela kimlik arayışı değil de kendini yok etme, kendinden kaçma. Bundan dolayı mesela yeni isimlerle, yeni kimliklerle yazıyor. Farklı işte isimlerle mesela şeylerle, karakterlerle ortaya çıkıyor. Yani kendini yok sayma diyebilir miyiz acaba? Başka arkadaşlarımızın da görüşlerini alırız. Şimdi Yaşar Hocam'la devam edelim. Yaşar Hocam hazırsanız. İyi akşamlar arkadaşlar. Öncelikle teşekkür ederim. Ben hem Deniz Hanım'ın hem Nihal Hocam'ın hem de Merve Hocam'ın anlattıklarından büyük feyiz aldım. Öncelikle onun için teşekkür ediyorum. Şimdi bu romanı ya da bu eseri okurken Fernando Pessoa'yı nasıl atmosferde okumamız lazım? Bir kere orta ve ileri yaş için uygun bir kitap. Çünkü daha önceki yaş döneminde bununla ilgili duygu olgunluğu olmadan belli yere varılamıyor. O yüzden orta ileri yaş diye düşündüm. Ve bu açıdan da en büyük yazarımız, şairimiz Nazım Hikmet'in Sarılma Benim Boynuma, Benden sana bulaş, ölüm bulaşır sözüyle insanların yalnızlığının derinliğini anlatan bir kitap. Şimdi bu derinliği anlatırken acaba genç Werther'in acılarındaki gibi mi bir hadiseyi vurguluyor diye dikkat ettim. Oradaki derinlik daha ziyade deprime bir durum. Fernando Pessoa'nın acıları kendine ait olanı az. Dış dünyayla ilgili zaten birinci tekil şahısla anlatıyor ve günlük olarak sunuyor. Yani bunu hatıralarını yazarak değerlendiriyor. Dolayısıyla bu eseri bir fütüristik geleceksin bir özellik olarak düşünmek lazım. Bunun açıdan da Sokrates'in kendini tanı ilkesinde olduğu gibi Poseon'un eserini kendimizi tanımak için okumamız gerektiğini hissettirerek okudum. Bir başka söylememiz gereken hadise de arkadaşlar, burada bizim Reşat Nuri Güntekin'in romanlarındaki gibi içkinselliği yakalayan bir özelliği de söz konusu. Fakir Baykurt'un özelliği açısından da gerçekçi bir özelliği itibariyle benzerlikleri olan bir niteliği var. Şimdi burada o halde böyle genişlemesine düşününce acaba Kant'ın Prolegomena dediği eserindeki gibi bir gelecek öngörüsü için bu eseri mi okumalıyım diye düşündüm. O manada eseri okumalıyım deyince yalnızlık duygularımdan uzaklaştım. Dolayısıyla yazarın da yazarak unutuyorum dediği hadise aslında acılarını unutmasıdır. Yoksa
yaşantısını değil. Dolayısıyla burada derinlik kavramında bir asosyallik değil, bir sosyalliği yakalama içgüdüsü, davranışının olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, burada Poseidon'un susuzluğu kendini tanımaya ait olma özelliği dış dünyadaki kendisini anlamaya çalışanların yetersizliği veya eksikliği ile ilgili. Kendisi de söylüyor. Diyor ki ben diyor burada hiç kimsenin bir başkasını anlamaya çalıştığını düşünmüyorum. Peki neyi düşünüyor Poseidon? Susuzluğu neyle ilgili? Poseidon'un susuzluğu daha ziyade arkadaşlar kendisini tanımayla ilgili. Dolayısıyla Sokratik düşüncedeki kendini tanımaya, içkinselliği yakalamaya yönelik olması ile daha sonradan keşfedilmiş bir Portekizli yazarımız. O halde arkadaşlar bu yalnız huzursuzluğun kitabı değil hadise kendi huzursuzluğu değil. Ya toplumun huzursuzluğu. Çünkü toplum yazarımızı huzursuz kılıyor. Toplumun riyası iki yüzlülüğü yüzünden yazar derinliğe kendini tanımaya dönüyor. Çünkü hiç kimse ben seni tanıyayım da senden zenginleşeyim bütünselliğine ulaşma çabasını göremiyor. Göremediği için de huzursuz oluyor. Demek ki huzursuzluğu kendinden kaynaklanmıyor. Ben bu kitabı okurken huzura eriyorum. Neden huzura eriyorum? Çünkü yazar diyor ki huzursuzluğunuz dışarıdaki insanın sizi anlamaya çalışmamasından kaynaklanıyor. Ama siz o anlam ifadesini kendinizi anlatmayla ilgili durumları tümleç olarak söyledikçe o insanlar zannediyorlar ki bu konuyu anlayamıyor. Oysa her insan kendisini anlayamadığı için ötekini anlayamıyor. O halde önce kendimizi tanıyacağız, sonra etrafımızdaki insanları tanımamız lazım. Dolayısıyla burada Peyami Safa'daki o yoksulluğun getirdiği acıların dışa vurum tarzı, ekspresyonist anlatım tarzındaki zenginliği görmekteyiz bu şeyde. Peki değerli arkadaşlarım, burada demek ki insanlar başkasını anlamak için çaba harcamalı. Yani ben başkasını nasıl anlarım? Bununla ilgili cümleleri çok yoğun. Başkasını anlayabilmek için de insanın önce kendisini anlaması lazım. Yazarın vurguladığı o. Kendimi anlarsam diyor, seni daha kolay anlarım. O halde ben sen olabilmesi için burada diyor, benim sana ayak bağı olmaması lazım. O yüzden de böyle bir yapı taşı, anlama felsefesi veya kültürüyle ilgili düşünselliğin derinliğini aktarmış. Zaten bir insanın kendisini anlayabilmesi için de çok katmanlı yapı içerisinde öncelikle sanki kalbini durduruyormuşsan gibi, yani anı durdurarak kendini tanıyabilirsin. Çünkü biraz sonra o duyguların değişiyor. Değiştiği için de kendini tanıyamıyorsun. Kendine yabancılaşıyorsun. Yazarın burada vurguladığı esas hadise kendini tanımayla ilgili düşünce akışındaki hızlılığın önemini vurguluyor. Peki burada acaba yazarın
anlama kabiliyeti, olayları değerlendirme kabiliyetini temsil yeteneğiyle mi değerlendiriyor dediğimiz zaman hayır diyor. Sen beni temsil edemezsin. Çünkü savaşçısın. Çünkü bana zarar veriyorsun. Çünkü hayatım sıradanlığı içerisinde beni önemsemiyorsun. Meyanında cümleleri vurguluyor. Demek ki hayat dediğimiz kavramı değerlendirirken kendimizi söylediğimiz cümleler senin içindir diyerek konuşmamız lazım. Böyle bir yapı, böyle bir düşünce tarzı oluşturabilir miyiz? Yani Suyut akla musallat olan bu yorgunluğu nasıl atlatabiliriz diye yazar yoğun fikir üretmiş. Çok çalışmış bu konuda arkadaşlar. Çünkü somut akılda kolay görüyorsun. Ama diyor ki somut akıldaki yansımalar beni aldatıyor. Beni kandırıyor. O yüzden Suyut akılda arka kısımdaki durumu anlayabilmek için ben sen olmalıyım. Yani sen bensin. Ya böyle bir kültürü, derinliği oluşturabilmeniz için ruhunuzu arkadaşlar bu kadar altındaki hem içkinliğine inmeniz lazım hem de dışarıya yansıtmak için aşkınsallığı yakalamanız lazım ki ben sen olayım, sen ben olasın meyanında cümleleri söylüyor. Bu da olmayışında arkadaşlar nefret ve ayrımcılığın, kişisel çıkarların ön plana çıkması hadisesinin olduğu için ruhumuz soluk alamıyor. Bunu çok güzel anlatıyor. Onun yüzden bu kitapta kendimi buldum. Çok rahat ettim. Şimdi burada yazarın umut kavramı kendine ait maksimumdur arkadaşlar. Ama sana ait umudu çökkündür. Çünkü sen ben olmak için uğraşmıyorsun. O yüzden kendini tanı derken bunu kastediyor antik Yunan'dakiler. Ve Sokrates'in sıkıntısı buydu. Kendisiyle uğraştığı için, kendisini tanımak uğraşısı içerisinde olduğu için Meletos'dan uğraşamadı. Ama Meletos hayır dedi. Seni öldüreceğim. Aslında Meletos Sokrates'in ölümüne yol açacak iddialarda bulunması o kendi huzursuzluğundan kaynaklanıyor. Yazar burada böyle kendini tanımayışın getirdiği sıkıntıyı anlatıyor. Yani anlam kavramının kendimden odaklanması gerektiğini, o da varlık felsefesinden, başlangıcından olması halinde buna ulaşılabilir. Peki burada söylediğimiz hadiseleri değerlendirebilmek için amaçları nasıl değerlendirmemiz lazım? Hosseini diyor ki amaçları şöyle değerlendirin. Bir kere amacı büyük sunduğunuz zaman kaybedersiniz. Küçük amaçlarla çalışın. Peki büyük amaçlar dediğimiz hadiseyi kimler yapıyor? İşte savaşçılar, dışarıdaki insanlar, art niyetliler. O yüzden küçük dediğimiz amaçlar bizi büyütür. Bunun için de korkularımızı azalması lazım. Bu azalması halinde o zaman minimum ihtiyaçlarımızı sağlayacağımız için sana muhtaçlığım olmayacak. Meyanına getiriyor. Depresyondan, bu sıkıntılı durumdan çıkma tarzı bu dediğim tarzda oluyor.
Bakın değerli arkadaşlarım, şu cümlesi çok hoşuma gitti, bayıldım. Utangaçlık asil bir huydur. Ne yapacağını bilmemek, övünmesi, yaşama becerisinden yoksun olmak ise insanı yücelten bir özelliktir. Değerli arkadaşlarım, insanlar birbiriyle konuşurken utanarak mı konuşuyorlar? Hayır. O kadar rahatlar ki. Bayılıyorum o tür insanlara. Ne kadar rahat, huzurlu, sen şusun diyor. Bir kere böyle bir Poseidon'un fikrine ulaşabilmek için önce sen şusun demeden önce ben buyum diyerek başlayarak konuşması lazım. Ondan sonra sen şusunu, yani sen ben buyum demeye getiriyor. Bu da utangaçlıkla beraber olan bir şeydir. Bunun eğitimini verebilir miyiz? Bunun eğitimi nasıl olur diye kitabı okurken çok düşündüm. Böyle dışarı çıktım, bunu araştırdım. Ya böyle, bu nasıl bir cümle dedim. Utangaçlık asil bir huydur. Oysa insanlar suçlayıcı çok kolay konuşuyorlar. O kadar rahat, huzurlular ki anlatamam. Acaba utangaçlık bende fazla var da onlar bu bendeki duygudan yararlanarak beni yalnızlaştırıyorlar mı? Yani kendilerine yabancılaşıyorlar mı? Evet. O yüzden bir insan bir başkasına laf söylerken önce utanması lazım. Ondan sonra başkasına söylediği söz, bu utancın paylaşımı olursa o zaman huzur bulur. Bu da olmadığı için senin kitabının adı Huzursuzluğun Kitabı. Yani senin kitabın. Benim kitabımı yazmıyor. Yazar kendisini anlatırken futuristik böyle geleceği tahmin ederken, değerli arkadaşlarım, bunun üzerine yoğun çalışmış. O yüzden de burada eğer bunu yaparsanız diyor, can sıkıntınız da olmaz. Küçümsemeniz de olmaz. Ama bunu yapmadığımız için seni küçümsüyorum. Canım sıkılıyor. Ya bana şunu söylerse ben ne söylerim gibi. Pardon. Değerli arkadaşlarım, gerçekliğe ben gerçeklik felsefesiyle uğraşmamın ana sebebi adli tıpta uğraşmam dolayısıyla. Çünkü insanlar bana sürekli sen bilmiyorsun, ben gerçekliği anlatıyorum, gerçek budur tümceleri söylüyor. Yazarın bu gerçek dediği hadiseyi anlamam için çok güzel cümleleri burada var. Bakın diyeye, gerçek tehlikelerle karşı karşıya kalmaktan korkarım elbette. İnsanlara soruyorsun, ben çok gerçekçiyim, rahat ve ulu orta konuşuyor. Yok ya diyorum, senin gerçekçiliğin dediğin hadise beni kandırmayla ilgili. Sen önce bu gerçeklikteki kendinle ilgili tehlikeleri aktarıyor musun? Hayır. Utanıyor musun? Hayır. Ya? Değerli arkadaşlarım, Poseidon'un çektiği sıkıntılar birazcık da hastalık felsefesiyle ilgili. Yani o 17. 18. yüzyıldaki mikrobik hastalıkların toplumsal etkilerini de vurguluyor. Benim hocalarımdan bazısı da bana çok sık anlattı enfeksiyonlarla ilgili hadiseyi. Böyle bulaş konusu insanları hakikaten yalnızlaştırır, korkutur. Yazarımızın genç yaşta erken böyle hassiz, mecazsiz olması sirozun getirdiği hastalık etkisiyle de var. Yani bütünsellik açısından değerlendirirken
sadece toplumsal normları da düşünmemek lazım. Bir de hastalığın getirdiği sıkıntılar var değerli arkadaşlarım. O sıkıntılar da şu, kendisini huzursuz kılıyor. Çünkü coşacak, huzur bulacak, hareket edecek kabiliyeti yok. Siroz böyle insanı dermansız kılan bir hastalık. O yüzden de huzursuzluğu birazcık da hastalıklarla ilgili. Peki bu olayda acaba insanlar oyalanmak için neler yapıyor? Rüyalanıyor. Arkadaşlar, yazarımız da rüyalanmanın, hülyalanmanın, hayal görmenin gerekliliğini vurguluyor. Hakikaten ben de rüyalarımda, hayallerimde böyle şeyleri çok görürüm. Çünkü bu sırada acılarınız hafifliyor. Daha rahat ediyorsunuz. Sizi aldatmaya çalışan insanın yüzüne bakıyorsunuz ama onda yüzsüzlük var. Söyleyemiyorsunuz sen şusun diye. Yazar da öyle. Utanıyor. Sokrates de aynı. Ya böyle bir dünyada yaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu eğitimi verdiğimiz zaman da diğer insanlara karşı başarımız daha mümkün olacak. O yüzden bu huzursuzluğun kitabını orta yaştan sonra insanların konuşup tartışması, kendini anlaması gerektiğiyle ilgili düşünmemiz gereken yönleri var. Bakın değerli arkadaşlarım, aynı şey Edgar Allan Poe'da da var. Zaten ondan da etkilenmişti arkadaşlar. Huzursuzlukta kendi iç kımıldamaları, onları sessizliğe, sakinliğe davet ediyor. Ama yapamıyor. Yapamadığı için alacakaranlıkta bir yazar. Bu alacakaranlıkta olması durumunda da günahkar oluyor arkadaşlar. Günahkar olduğu için de senin suçlu olduğunu söyleyemiyorum. Ama insanlara bakıyorum çok rahat. İşte devrimciler şöyle olur, Marksistler böyle olur, kapitalistler şöyle olur. O kadar güzel konuşuyorlar ki bayılıyorum o tür insanlara. Ne kadar şey çakrak diyorum, şunların mutluluğuna bak. O halde değerli arkadaşlarım, önce bu alacakaranlıktan çıkmak lazım. O tür analitik düşünceleri gerçekleştirebilmek için, bunun için de öncelikle birazcık arkadaşlar ekonomide bir İngiliz adam var, şu anda aklıma gelmiyor, çok güzel şeyleri var, Türk kendisi de, yapısal değişikliklerle, rasyonel düşüncelerle ilgili fikirleri vurguluyor. Dolayısıyla böyle hadiseleri filancayı okuyarak ben huzura ereceğim demek sadece yalnızlığa yelken açmaktır. Ama Poseidon'un yalnızlığı değil, ya kendi yalnızlığı, ya yani çözümsüzlüğe, kaosa adım atmaktır arkadaşlar. O yüzden özgür olmak istiyorsak arkadaşlar, bundan vazgeçmemek lazım. Yani bu kendi iç dünyamızdaki zenginliği keşfetmemiz lazım. Dış dünyadaki zenginliği değil. Yazarın aktardığı hadise bu. İç dünyadaki zenginlikten vazgeçmeyin diyor. Minimum ihtiyaçlar yaşadığın zaman sana ihtiyacım az olduğu için sen beni kandırmak için daha az uğraşacaksın. Bakın değerli arkadaşlar, bu sene 15.
yılımızı yapacağız malpraktis toplantısında. Bu 15 yıldır insanları izliyorum. İnsanlar birbirlerini o kadar rahat, huzurlu konuşuyorlar, eleştiriyorlar. Neden? Servet peşindeler. O yüzden de daha çok, maksimum, en çok dedikleri için de sana muhtaç. O sana muhtaç cümlesi çerçevesinde de huzursuzluklarını zeminine varamazlar. Yani düşlerine ihanet eden insanlardır bu insanlar. Bir insan düşüne de ihanet eder mi? Eder. Nasıl ihanet eder? Sen busun diyerek. Utanma olmadığı için çok rahat. Rahmetli annem derdi ki, arsıza demişler ki, arını edeyim. Arsız demiş, külmüş. Arım yok ki. İstediğin kadar et demiş. Ama fısığına şey dersen, arana edeyim dersen, hakikaten ne demek istiyor diyerek kendi içindeki o arı, o şeyi, düşü bulmaya çalışır. Bulmaya çalıştığı için de büyümüştür. Zaten o yüzden de kendisinin huzursuzluğunu değil, toplumun huzursuzluğunu vurgulamıştır. Kendisi depresyonda değil arkadaşlar. Tam tersine hastalığın verdiği ızdırap artı toplumun verdiği ızdırap bir arada. Çok realist bir yazar. Aynı Fakir Baykurt'un arkadaşlar bayramın yolu kesmesi gibi. Ya nereden geçecek? Bana ne diyor? O arsa benim. Değerli arkadaşlarım, anlatmak yaratmaktır. Onun için böyle yazar olunarak büyük insan olur. Bakın Kemal Tahir'e niye büyük yazar? Çünkü kendini anlatmıştır. Çünkü yaşadıklarını anlatmıştır. Günümüzdeki insanlara bakıyorum. Efendim ben senarist olmak istiyorum. Ben roman yazarı olmak istiyorum. Hangi akılla diyorum? Hangi birikintin var? Hangi yaşantın var? Duyduğuma göre sen bana öğret, ben yazayım diyor. Yani huzursuzluklarının farkında değiller arkadaşlar. Burada demek ki yazarın huzursuzluğu değil, Yaşar'ın huzursuzluğu değil. Ya senin huzursuzluğunu anlatıyor. O yüzden bu kitabı böyle düşünerek, ama zaman zaman kaybettim de yolumu arkadaşlar. Niye kaybediyorsun Yaşar diyeceksin. Şu yüzden o derinliği, o dinginliği, o hareketsizliği tam bulamıyorsun. Onun için düşlerde bazen buluyorsun. O yönde uğraş vermek lazım. Burada değerli arkadaşlarım, uykusuzluk hadisesi ile ilgili tümcelerine de dikkat edin arkadaşlar. Uykusuzluk neden oluyor biliyor musunuz? Öfke yüzünden. Yani kendimizi tanımadığımız için. Senin paranda, senin canında, namusunda savaşım olduğu için bu öfkeleniyorum. Seni ele geçireyim, seni sömüreyim cümleleri burada ön planda. O yüzden bu havayı her yere yaymak için can atıyorlar bu tür insanlar. Ya attıkları için de, can attıkları için de uykuları kaçıyor. Çünkü ya birisi geçerse oradan, ya her şeyi kontrol etmem gerekiyor dedikleri hadise bu. O halde akıl dediğimiz hadise bu inançla beraber birlikte seyreden, birlikte olan bir biçim mi tonu var. Şimdi varlık felsefesinin bir başka yönü daha var arkadaşlar. Ölüm kavramı.
Mesela bu kitapta hakikaten ölümü de çok güzel tanımlıyor. Hissettiriyor da. Yaşadığımızı sanırken ölü yüzdür. Ne büyük cümle arkadaşlar. Neden ölü yüz? Çünkü kendimizi tanımaya uğraşmıyoruz. Seninle uğraştığım için de katilim. Seninle uğraştığım için de kendimi öldürüyorum. O halde ben varlık felsefesine göre yaşamıyorum. Bu uykudan uyanmamız lazım arkadaşlar. Bununla ilgili bu huzursuzluğun kitabında bu yönünü de çıkmak için, uğraşmak için arkadaşlar çocuklaştırdığı esaretten kurtulma için varlığın kökenine yani özüne yani derinliğine inmek lazım. O zaman daha başarılı olunacaktır. Bakın arkadaşlar, coşku kabalıktır diyor. Neden kabalıktır? Çünkü kendine karşı dürüst değilsin. Dürüst bir insan çok fazla aşırı coşkulu olamaz. Bir miktar coşkunun içine başka duygular da giriyor. O yüzden yazar diyor ki dürüstlük için öncelikle bu coşkuyu, bu seni gördüm, sen benim avımsın tarzındaki yaklaşımdan insanların çıkması gereği vardır manasında bunu anlatıyor. Arkadaşlar, bu huzursuzlukla ilgili hadisede her şeyden bıkmamızın sebebi kendimizi anlamadan seni anlamaya çalışıyoruz. O yüzden de yalnızlaşıyoruz, yabancılaşıyoruz. Diyor ki, anlamak esas olmalı. Eğer sen başkasıyla uğraşırsan, onun dediklerini değerlendirmeye çalışırsan, eylemsizliğe düşmen lazım. Çünkü onun yaptıkları sensin. Derin bir güzellik statüsü var yazarda. Bu derinliği tabii o şeyleri gençlerimize de öğretmemiz lazım değerli arkadaşlar. Onun için böyle bu kitapta kendimi verdim. Size birazcık duygusal tonumu artırarak da anlatıyorum ki beni de sen olduğunu hisset diye. Yani ben sensin, ona göre konuş. Bu Mevlana'da da böyledir arkadaşlar. Gel ne olursan ol, yine gel diyor. Bu ne biçim kültür ya diye yıllarca test ettim. Adamdaki genişliğe bakın. Ne olursan ol diyor. Hırsız da olsan, kafir de olsan, beni öldürmeye de gelsen, geldiğinde çünkü değişeceksin bir miktar. Utanacaksın bir miktar. Şems o yüzden Mevlana'yla değerli arkadaşlar o kadar yoğrulmuştur ki peygamberin o içsel huzurunu yakalamaya hatta onu geçmeye, onun içindeki eksiklikleri tanımlamaya kalkışmışlardır. O kadar büyük bir durum. O yüzden de güzellik statüsünü arıyorsanız diyor, anlamaya çalışın. Tanrı hayvanların ruhudur. Şu muhteşem cümleye bakın arkadaşlar. Yani ahlak teoreminde bu çeşit cümleleri incelerken, eleştirirken, değerlendirirken kendimizi bu tarzda düşünmemiz lazım.
Onun için ben Filistin'e oradaki şeylerin, İsrail'in yaptıklarını öyle düşününce temelde şunu diyorum. Demek ki yani o kadar çok dışsallaştırmışlar ki şeyi, hınçlarını alamıyorlar. O yüzden de bu insanları durdurabilir miyiz konusu bende de yazarda da şey diyor, bir yoksunluğa itiyor. O yüzden biraz yoksun kıldım kendimi arkadaşlar. Tabii karşı taraf da akpak değil arkadaşlar. Yani oradaki örgüt de yaptığı İsrail'le birkaç kişiye 80 kişi mi kaç kişiyi kaçırdıysa onlara yaptıkları da o doğru değil. Yani bütünsellik içerisinde değerlendirirken insanların acı yaratması ötekileştirdiği için huzursuzluk kitabı yazıyor. Yazar diyor ki bunlara gerek yok. Kendinizde bulursanız, yani şu anda bulduğunuz değerler sizin ne olduğunuzu söylüyor. Mesela ben sana vurursam o anda hayvanım. O manada yazıyor. Tanrı hayvanların ruhudur. Yani insan Tanrı'nın bir cevheri değerli arkadaşlar. Yunus Emre'de de öyle. Böyle cennet cehennemle uğraşmıyor. Ya neyle uğraşıyor? Temelde Yunus Emre'nin aradığı hadise Tanrı'daki aldığı cevheri parlatmak, açığa çıkarmak içindir. O yüzden Yunus Emre'nin arkadaşlar bir tane mezarı yoktur Anadolu'da. Yüzlerce mezarı vardır. Çünkü gönlümüzde taht kurmuştur. Bu Moğolların acılarını bu değerli üstad ancak dile getirdiği için Anadolu halkında böyle huzur bulmuştur, huzur kılmıştır onların ruhunda. Çünkü insanı bıkkınlığa itiyor arkadaşlar. Bakın değerli arkadaşlarım, karaciğeriyle ilgili hadiseleri de, yani sıkıntısını, hastalığını ne kadar güzel anlatıyor. Karaciğeriniz neymiş ki? Ömrü sizinkiyle sınırlı, ölü bir şey. Burada kendisinin ten ölür, ruh yaşarı anlatmak istiyor. Yunus Emre'deki ten ölür, ruh yaşar cümlesini yazarımız çok güzel bulmuş. Rol yapmak sevmektir diyor. Onun için bana geldiğinde, bana tükürdüğünde, sen kötüsün dediğinde aslında ben kötüyüm dediği için onun farkına varıyor o kötü insan. Huzursuzluğunu, maskesini aşağı düşürüyor. O yüzden bu tür insanlar toplumsallaşamazlar. Yani bir araya gelme özellikleri de sınırlı olurlar. Değerli arkadaşlarım, o yüzden bu eylemsizlik dediğimiz kavram insanı gördüğünde rahatlar, huzura kavuşur. Öldürdüğünde katil huzura ermesi kendisini öldürdüğünden dolayıdır. Yani ötekini değil. Bir insan huzursuzluğunda en yüksek mertebeye vardıysa işte eserlerde bu perde arkasını görme gereğini vurguluyor. Dolayısıyla arkadaşlar düşlere sahip çıkma gereğini anlatıyor.
Düşlerinizin peşinden gidin diyor. Düşlerin peşinden gitmek için de kendini tanıma yönünde uğraş vermenin huzura erme yolunda bir araç olduğunu anlatıyor. Değerli arkadaşlarım, ben bu kitabın içerisinde kendimi buldum. Dediğim gibi o kadar çok duygu yoğunluğu yaşadım ki bu cümlelerin her birini size konuşsam belki bir hafta beraber tartışsak öyle içeriği anlaşılacak tarzda derin olan kavramlardır. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, siz ben olduğum için, ben siz olduğum için burada sabrınıza çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için bir tanesiniz. Siz olmasanız ben yokum arkadaşlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler Yaşar Hocam, değerli katkılarınız için. Çok sağ olun. Nihal, buyur. Çok teşekkürler Yaşar Hocam, her zamanki gibi emekleriniz için ve içtenliğiniz için. Ben Yaşar Hoca'yı destekleyecek bir iki satır uzatmadan hemen, çünkü filmimi konuşacağız. Yani bunu yapmazsam eksik kalacağım. Ben kendim de eksik kalacağım, eksik kalmış hissedeceğim. Tam da Yaşar Hoca'nın bütün söylediklerinin üzerine yazar diyor ki, koşullar kadar mizacımın da tutsağıyım. İnsanların kayıtsızlıkları kadar ben olarak gördükleri, kişiye gösterdikleri sevgi de incitici. Bunlar kaderin bana bahşettiği insan yüzlü hakaretler. Bir de dış çizgileri olmayan iç heykel, dış çizgileri olmayan iç heykel, asla kurulmamış dış hayal. Çok ve en sonda Yaşar Hocam'ın bütün toplamda o bütünlük dediği şey, yazarın ağzından bir felsefeye meraklı bir edebiyatçı olarak, gerçek bir bilge içinden öyle bir tavır benimser ki dışarıdaki olayların üzerindeki etkisi kesin olarak en aza iner. Bunun için olaylara kıyasla ona daha yakın duran gerçeklikleri üzerine kuşanarak zırhlanması gerekir. Aynı gerçeklikler olayları daha ona ulaşmadan süzüp kendileriyle uyumlu hale getirirler. Sözün bittiği yer bu 97. 146. sayfada, 97. o bölüm, parça. Gerçekten buna duyduğu özlemi de söylüyor. Eğer böyle olursa daha da huzurlu olacağını da söylüyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Nihal, değerli katkıların için. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? El kaldıran göremedim. Canan, buyur. Sesin açık Canan, buyur. Çıkmıyor, açım, sesim bir türlü açılmıyor. Hı-hı. Açık açık duyuyoruz seni. Duyuluyor mu şu anda? Ha, evet. Aa, ben de şey görülüyor çünkü. Yaşar Hocam, çok teşekkür ederiz. Çok çok değerli katkılarınız için. Özellikle ben bir hani psikolojik boyutuyla dinlemeye çalıştım. Yani daha doğrusu okumaya çalıştım kitabı. Kesinlikle çok derinliği olan bir kitap. Yani öyle bir kere okuyup geçirecek bir kitap değil. O yüzden yoğun bir tempoda hani oturup da bunun her birini ayrı ayrı bir kadar 600 sayfa yoğun bir şekilde olduğu için hani hazmetmek gerekiyor. Her bir kelimeden sonra, cümleden sonra şöyle bir oturup bir düşünmek gerektiren bir kitap. Özellikle ben size şunun için teşekkür ediyorum. Ben bir ara acaba dedim, tamam, depresyonda olduğu bir gerçek, hani bu kişinin depresif bir ruh hali var. Acaba şizoid bir yapısı mı var? Yani şizoid tarafları da var. Çünkü toplumdan çekilmiş, içe çekilmiş, dışarıdan izleyen, yakınlaşmaktan hoşlanmayan. Fakat söylediğiniz çok önemli. Çünkü yazarın bu hastalığından kaynaklanan, ki karaciğer enerjinin tükendiği, yoğun bir yani
hastalık, özellikle yani enerjiyle alakalı bir şey. Dolayısıyla bir de tabii hayata bir veda, işte karamsarlık ve iç huzursuzluğunu, yani bedensel olarak da hastalıkların insanların ruh halini nasıl etkilediğini çok güzel bir açıdan bakmamı sağladınız. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu kadar benim sözüm. Teşekkürler Canan, değerli katkıların için. Başka konuşmak isteyen var mı arkadaşlar? Fernando Pessoa Huzursuzluğun Kitabını şu cümlelerle tanımlıyor kendi. Bu kitap hiç hayatı olmamış bir adamın biyografisidir. Aslında kendini birçok kimlikle var etmeyi başarmış ve bu kimliklerle de kurmaca bir dünya oluşturmuştur Pessoa. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ölümünden sonra keşfedilmesi mesela o da yazık olmuş. Yani orada yalnızlığın sıkıntısıyla yazıyor gibi çabalasa da çabalıyor, yazıyor, şey yapıyor. Ama mesela çağdaşların onu çok fazla tanımaması, edebiyatta kendini çok fazla hani isim, çok ünlü, tanınır olmaması da mesela onun için hani belki yaşamında, yaşarken onun için büyük bir kayıp da olabilir. Kendisi 1913 yılında futurizmde, ya oluşumda yer alıyor ve Panero ile birlikte holizmo akımını yaratıyor. Ya edebiyat adına birçok şey yapan bir insan. Şair, yazar, düşünür, eleştirmen. Ya kendi varlığını ortaya koyan bir insan. O ya mesela yazar dünyasını yeni bir kurmaca gerçeklik kazandıran bir yazar. Okuduğumuz için çok memnun oldum. Yani çok, benim için çok güzel oldu. Bu kitap hep kenarda duruyordu yıllardır. Ama işte sizlerin destekleriyle listemizi aldık ve konuştuk. Benim için çok büyük, yani şey oldu, hayatıma bir katkı oldu. Çok teşekkürler arkadaşlar.